Günay Bey, ekteki resimde gördüğünüz Yunuseli Akyıldız bölgesinde yer alan Çamlıca Caddesi'nin çevresi. Sözde Yunuseli'nin en nezih bölgesi. Kırmızı renkle işaretlediğim alanlar yıllardır boş bir şekilde duruyor. Ben 8 yıldır bu bölgedeyim ve şu an bu mahallede binlerce kişi yaşıyor. 8 yıldır bu alanlarda bölgenin sosyal ihtiyaçları düşünülerek kültürevi, park, çay bahçesi, kafe restoran, belediye tesisi, halk evi, yürüyüş yolları ve benzeri birçok şey yapılabilirdi ama gelin görün ki birkaç küçük çocuk parkı dışında hiçbir şey yapılmadı. Bu alanlar mezbele durumda ve alkol alanların uğrak yeri olmanın ötesine gidemiyor. Her yer bina, her yer insan, her yer 3 harfli market. Başka hiçbir şey yok. Aynı şekilde Hamitler Mezarlığı'na yakın 1. Fatih Caddesi üzerindeki 50 dönümlük boş alan da aynı durumda. Bu alana da yıllardır tek bir ağaç dahi dikilmedi. Yıllar önce ağaçlandırma yapılsa şimdi burası Çamlıca Parkı gibi olurdu. Bizler ve çocuklarımız da şimdi bu ağaçların gölgesinde serinliyor olurduk. Daha kaç yıl beklenecek? Beklemekle nasıl gelişme sağlanacak? Bitişik nizam yapılaşmanın olduğu Demirtaş Mahallesi bile D.O.S.A.B. sayesinde sosyal mekanlar konusunda büyük bir gelişim gösterdi ama Yunuseli başıboş atların dolaştığı tamamen sahipsiz bir bölge durumunda. Kısacası, Yunuseli yukarıda da bahsettiğim gibi sosyal yaşamın gerekleri anlamında ne yazık ki hak ettiği değeri görmüyor. Saygılarımla. İbrahim K. 4 yaşındaki SMA hastasının dramı. Yüksek faturalar nefesimizi kesiyor. Günay Bey, size Yıldırım Şirin Evler Mahallesi'nden ulaşıyorum. 4 yaşında SMA hastası çocuğum var. Ve 24 saat solunum ve diğer elektrikli cihaza bağlı yaşıyor. Haliyle evimizde 24 saat elektrik kullanılmakta ve hayatı buna bağlı. Ancak, oturduğumuz evin elektrik faturası, mesken olarak ticarethane statüsünden değerlendirildiğinden aylık ortalama faturamız 1000 TL'nin üzerinde geliyor. Ben yevmiye ile çalışan biriyim ve takdir edersiniz ki ciddi maddi sıkıntı yaşamaktayım faturayı öderken. Sorun şu, geçmiş dönemde, yine maddi imkansızlıklar yüzünden, imar barışından faydalanamadık. Limak'a başvurduğumda da kanunen bir şey yapamayacaklarını ifade ettiler. Yetkililerin benim gibi SMA hastası olan ailelerin bu sıkıntılı durumuna çözüm bulmalarını rica ve talep ediyorum. Mehmet Bardakçı. Tarihi Kayhan Hamamı'nın kapısındaki adres notu. Fotoğrafları bir okurum WhatsApp'tan göndermiş ve eklemiş. 15. yüzyıldan kalma tarihi Kayhan Hamamı'nın kapısına bir esnafın yapıştırdığı yazıyı yadırgadım. Tarihi bir hamamın kapısındaki bu yazı hiç şık olmamış. Yayımlarsanız çok memnun olurum. Belki yapıştıran kişi de şık olmadığını fark eder.